çoluklu çocuklu misafir istemiyoruz dedik. Misafirlerimize bak. Onlar benim arkadaşlarım, merak ediyorlar. Bizi izliyorlar. Tuncay'ı izliyorlar şu anda. Hatırlıyor musun? İlk biz seni gördüğümüzde demiştik. Dün oyun oynarmışsın. Evet. Ve ben sizinle... Sen temizlik yapıyorsun. Her zaman gidiyorum. Ben titizim ya biraz. Ne yapacağım? Temizlik yapmadan yaşayamıyorum. Ve şu an şu yerlere bakın. Burayı temizlerken siz de bana yardım edeceksiniz. Tamam mı? Tamam. Sen de yardım edecek misin temizlik yapın? Küçük tabii. Onun böyle bir sistemi var. Böyle alıp götürüyorsun. Karavanlar için yapılan yerler var. Oraya boşaltıyorsun. Evet. Karavana özel tuvaletler var. Ondan alacağız. Ha. Ama su depolarımız, onların hepsini ayarladık zaten. Bunları seçtiğinizi görmüştüm ben. Evet, ben de. O videoyu izledim. Dünden beri izliyorum. Abone oluyorum. Ben de. Aha. Like atıyorum. Allah! Tek abone olmayan sensin bak. Sude de var. Oo, süper ya. İnsanın böyle arkadaşları olsun ya. Abimi sevdim. Önce İzmir'e gideceğiz. Ben İzmirliyim ya. Buket, ben senin maskeni çok beğendim. Hangi maske? Maskemi Melek ablam yaptı. Canım benim. Öpüyorum onu burada. Ve Melek abla onlarla maskelerini satıyor. Onun parasıyla sokak hayvanlarına yardım ediyor. Arkadaşlar, videoyu yeni izleyenler için söylüyorum. Bunun altı saç ile, kalın saç ile kapanacak. O neydi o düşen? Süpürge düştü. Beni de korkuttunuz ya. Yok, şeyle kapanacak. Kalın saç ile kapanacak. O yüzden taş değer bilmem ne falan, onları da düşündük, merak etmeyin. Sağ olun. Güzel düşünceler için. Evet. Ne diyor? Pastaya benzemedi mi? Benzedi bence. Şu şapkaya bak yardımcım. Dön bakın babacığım bir. Buket alana bak. Çok güzel bu şapka ya. Değil mi? Ay, orada da var bir tane. Şöyle şey yaparsan şöyle. Buraya mutfak mı olacak? Yok, mutfak karşısı olacak. Burada ne olacak? Burası oturma alanı olacak. Koltuk. Şöyle karşısı yatak. Burası tuvalet, banyo. Televizyon nerede olacak? Televizyon olmayabilir. Olabilir. Bilmiyoruz. Bak, merdiven olacak. Buradan terasa çıkacağız. Ama orada da merdiven var. Oradan, dışarıdan da çıkılacak, içeriden de. İnterneti nasıl yapacaksınız? Hepsini ayarlayacağız. Su, banyo. Bak, burası böyle. Tek sorun internet mi edeceğim, su? Burada banyo olacağım zannediyorum. Evet, yanında tuvalet olacak. Yanında tuvalet. Bunun altına tekerlek var. Hı hı. Tüya böyle. Ama kapattık onu. Bir şey diyeceğim. Heh. Su nasıl olacak peki? Su depolarımız var arkada. Hepsini ayarladık. Bir aydır onlarla uğraşıyoruz ya. Elektrik aksamları, su depoları. Siz burada oynarken biz neler yaptık? Evet. Eniştem geldi bugün. Samsunlu çocuk. Kardeşim geldi. Hadi çalışın artık. Çalışın. Kardeş ve enişte çalışın. Git mimara. Bak ya. O kadar. Evet arkadaşlar, işten nasıl bu çocuk nasıl işten anladığı belli. Tam mimar. Tam diyordum ki hiç mimar. Yarın gel burada matlab olarak işe başla. İç mimarlar geldi ama. Enişte Bey, çantanızı çıkartın bir şey. Karavana uygun giyindi. Evet. Abaküs var. Matkap var. Başka var mı? Biz ne yapalım? Ben de bir şey yapmak istiyorum. Karavan sözleşmesi. Orada bir tane havşa olması lazım galiba. Havşa nerede? Şu şeyden turun başka? Şeyin içinde bak. Para yok mu para? Bitti ya lan, bitti. Enişten bak, tam enişte bak. Ameliyata geliyorum ben. Enişten uzundur biraz. Beatbox yapacağım. Tam bana göre karavan aslında. Evet, tam bize göre. Bak bakayım ya. Altu gel, Altu terasta otursun. Şuradan kafayı çıkartırsan orada oturabilirsin. Açılıyor değil mi bu? Onu açılı kapanır yapmayacağız ama, bunu yapacağız. Ya niye? Buradan terasa çıkacağız, yataktan çıkmayalım. Güzel elbiselere giyip kuşanacağım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karavana gelen bu hale geliyor. Banyo mu kirletti? Yapacağız arabanın içine sıçarım. Ben seni tuvaletine sokmam. Neden? Ben
seni tuvaletime sokma. Duşa gir. Basma basma. Altı boş. Neredeyse bir duş teknesi boşta olacaktı. Vardı mı? Onu geçtim, onu sökmek ayrı bir. Ekstra ile yapıştırdım. Valla kovardım seni ha. Evet bakın arkadaşlarım her zaman benim yanımdadırlar. Abone oldum. Abone. Her zaman benim arkadaşlarım yanımdadır. Siz de abone olun. Hele bu arkadaşım benim. Allah bu arkadaşım. Siz de abone olun. Ya böyle Ecem Su gibi olacaksınız. Kaç kişinin Ecem Su diye arkadaşı vardır ki benim var. Ecem diye var, Su diye de var ama Ecem Su diye yok. Ecem Su diye bir kişi var o da benim. Evet köşe ben diyorum bak. Bu ne? Ha, tamam bak işte. Bak köşede kalmış. Gösterseniz bir az önce. Şu mu diyor? Diyor ki bu. Evet, L köşe bent var, küçük minnacık diyor böyle, bu mu? Bu değil lan, şu karşıdaki binanın kapısı. Ağlarsın öyle işte. Bundan işin çok zor. Sana bana ötürüyorum. Allah'ım ya, laf öpesi ya. Bu arada o yatağın altı komple benim hepsi dolanmış. Hyundai'nin de şurası bak, şurası hepsi dolu. Boş ha. Yazık adama ya. Bu kadar şeyini, sefasını çekiyor. Sefasını. Öyle mi? Tamam, boş ver sen şey yapma. Bir şey söyleyeyim mi? Sefasını çekiyor, sefasını sürecek. Temizlikleri, yemekleri kimler yapıyor? Ben neler neler yapıyorum. Hiç. Ya? Konuşturmayın beni. Say lan. Şimdi ne yapacağız? Şeye karar vereceğiz. Odaklanın arkadaşlar. Sevgilim sen de. Şimdi bu uzunluğu... Benim odaklanmam lazım. Elbise dolabı o. Tamam. Bunun uzunluğu 147, tamam mı? Tamam. Şimdi ben şöyle hesap edeyim. Ya şöyle tasarım yapacağım. Şimdi burayı sabit yaparsam sen eğilirsin, girmek zorunda kalırsın çömelerek. Tamam. Ama ben burayı ortaya kadar hareketli yapacağım. Hı hı. Nereye kadar hareketli yapayım? Ne kadar yukarı kalkarsa o kadar iyi. Ne kadar ileriden mi? Tabii. Çünkü mesela bak şu araya ben kaç tane ayakkabımı sığdırıyorum bak. Kaç tane. Tamam o zaman şöyle buraya kadar yapalım. Girebileyim o zaman ben. Ama yüksekliğini de hesaplaman lazım. Mesela şu vidanın haşhaşlı yer var ya. Yani bana göre. Şurada mesela mı? Şurayı bir ölç. Hem şuradan da destek alabilirsin söylüyorum. İç mimar 94. Mesela bunun 90'ına kadar altında parçan olacak atıyorum. Kalanında 4 santim falan şey olacak süngerin. Bu 90'ı şimdi şuradan tut yukarı kaldır. Şöyle bir. Aynen. Yatak testi yapıyorum şu an. Sevgilim aman. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 70 kilo bir Tuncay Kes olarak. Şu an aklıma Lucas dayıma geldi. Onlara da selam buradan. Rory. Hepsine selam. Düşünüyor bir de orada. Demek ki sağlam olmuş. Düşersen çok gülerim abi. Ben de gülerim. Düşersen kaybedersin. Açık güzel. Manyak ya. Evet. Altı çok çalışıyor. Bir de diyor homunuz nerede homunuz diyor. Geleyim de çalışayım diyor. Yalana gel. Sana sana koyun be ya. Hadi bir şeyler daha yapalım. Keşke boya. Hadi ince bana oradan bir tane. Otur Asya. Herkes otursun. Tamam. Asya orada otur. 52 kes bakayım. Ecem sen siz de orada otur. Aletlere dikkat 52. edin. 152 kes. Zeynep sen de şurada otur. Aa, kalmadı ağaç. Bir paket daha almam lazım. Burada bu kadar yediysem keşke biraz daha alsaymışım ya. Hiç mi yok? Hayır ya, bir yer aç. Ya bak ağaç orada var, orada aç, orada aç, arkada aç. Bu espriye gülmeyin tamam. Seni ben dövmüyorum, başkaları döv. Ben hallederim. İnceye bırak. Bak iyi tutuyor mu? Çok iyi tuttum, makine şaşırdı. Bak nasıl tutuyorum, bak. Çek ya, böyle çek. Elimde kola var ama ha. Böyle çek.
Sonra kızıyor değil mi o kadın bir de böyle? Bir de mire çek ya. Bir de buraya bakayım çek ya. Bir de çek ya. Oğlum çek. Bakayım tırasın bak beni çek ya. Çek lan lan. Kız sevgilim Altuğ Ergin gelse ya böyle ya. Arkadaşlarım gene burada. Merhaba. Yardım ediyorlar bize. Vallahi bence bugün biter. Bugün biter yarın sabah taşınırız ya. Vallahi çalışmasaydınız gelirdiniz ya gündüzleri. İşte burayla ora farklıydı. Sen masraf olurdun da ince çalışırdın. Bayrama kadar bekleyin. Bir şey bayrama üstünde gönyeyle. Şunlardan bir tane koyayım mı? Şu bayrama gelin. O da olur. Senin için bunu yapacağız. Sağ ol. Aynen. Bayrama ne kaldı şurada 4-5 ay var ya. Neden? 4-5 ay sonra acaba nerede olacağız? Çok heyecanlı. Şimdi en ucu ölç. Bir de en geliyor şu anda. Ona göre çizeceğim. Araba yardım etti beni çocuklar. Altı, şuradan bir tutsana bana ucundan. Hemen hemen aynı Tunca, öbür taraf arkayla bir şey. Prizin oradan ötsene, ince. Biraz daha kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Çok az, bir milim daha kaldırsana. Biraz daha. Tamam, iyi gibi. Tıkımıldatma. Tamam, burası gayet iyi. Yalnız orası yamuk. O şeye göre yamuk duruyor da biz bu buraya karkasa göre gideceğiz. Şimdi sen bunu al bu tarafa getir. Yatak yapmak zor zanaat. Zor değil de gönye... Teraziyi ayarlamak zor. Ne kadar kaldı? Tunca iyi gidiyor. Bundan 3 tane aldık. Onu zaten yatakla falan çilteyi de fark etmezsiniz. Dünyanın en zor işini yapıyor. Suratını görmeniz lazım. Çekmiyorum ya böyle duruyordum. Kıpkırmızı oldu şuna bak. Yoruldu bu çocuk. İyi valla iyi iş yaptık ha. Şey, tığ nerede? İncin bir tığ olması lazım. Oynatma. Altu ya. Altu tığ nerede? Örme tığ değil yalnız ha. Şuradan, şuradan. Tut bakalım ucunu. Testere getirir şimdi o ya tığ sorunca. Aha bu da daha atığı sana. Gezin. Wow. Sesi cam gibi. Şu an camda mı? Şundan, tam şu köşeden, şu kadar al elime. Tam köşeden aynen, siyah boyanın bittiği köşeden aşağı. Şu köşe var ya, şu siyah. Oradan 10 santim. Yok. Bu nereden basan 20 santim? Evet. Bas annem. 19, anne. 18 santim. Metresi varmış gibi. Camda değil mi? İyi ki denmemiş. Nasıl ayarlayacağız? Kaç santim almam gerekiyor inci? 20. Metal mi orası? Bu kerpeten bu. Ne oldu öyle ya? Ucu içinde kaldı. Şey ver. Hani İnci nerede? Canım ya. Hani orada bir tane akıllı vida olması lazım. Ver. İç aldım aldım. Vidanın bile akıllısı var gördünüz mü? Arkadaşlar buralar hep çatladı. Hareket halindeyken çatladı. Baktık. Şimdi buraları tekrardan ahşapla kapatacağız. Üzerine ahşap macun çekeceğiz. Ne çalıştım be Altu, ne ha? Çalıştım, ne çalıştım be. Vallahi. Bu çocuğa yemeyeyim. Şu an benim yaptığım görev var ya. Ben olmasam şu an bir olmaz. Bak, şu iş çok önemli. Bak. Bir kaydım yatamazsın ha. Şu yaptığın görev var ya. Lan bir saattir ben tutuyordum. Açtın açtın. Ben bir şey yapmadım. Bak o şey yaptı. Ben bak bir çizgi tatlım tutuyorum. Ya oradan gene bana bir tane şey versene. Akıllı? Akıllı bir de aynı. Evet. Tam mı? Tam. Oh, haydi bas. Bu kadar kişi şu anda. Oy. Oldu mu? Oh. Yes, all right. Hazır mı?
Aç. Sevgilim elin kayarı. Aç. Bas. 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 Korkuyorum öyle şeylerden. Oğlum var ya. Ben var ya şu an. Ben olmasam bunu yapamazdım. Yemyeni verelim bugün senin yemyeni. Sen olmasan var ya bu camlar olmazdı. Demek. Sen olmasan var ya. Saçmalayamadı o kadar yoruldu. Ne yapayım, ne oldu? Kuşta oldu. Tutmadım kadın. Eyvah! Duydunuz mu? Evet arkadaşlar bakın. Buket'e dedim ki. Buket benim bugün al çırağım işte. Güya. Al işte. Şu an gülmekten yeni alabildim telefonu. Yani. Buket'e dedim ki şu uçtan. 2.21 işte. Bak şu uçtan dedim şu ucu ölç bakayım ne kadarmış yatağımız. 25 dakikadır uğraşıyoruz arkadaşlar. Yani gülmekten telefonu çekmeyi almayı unuttum. Bir de basma dedin diye ya. 2.20 falan işte. 2.20 ustam öyle öyle. Ha. Tam 53. Ne 53? 1.53. Dış mı iç mi? Dış iç mi ya işte dış. Dümdüz 53 işte 1.53. 1.53. İlla her şeyi. İlla şey yapacak. Ben neden ölçemedim biliyor musun biraz önce? Çünkü buraya hani böyle hesabı oynar diye. Şuraya da basma dedim. Tamam oraya basabilirsin ama içine basma daha olmadı. İçine basma. Evet arkadaşlar bakın. Bak ölçme biçime bakıyorum. Bir saniye dur. Orada bir şeyler oldu göremedim. Ya ne bileyim ya. Evet bir daha bir daha. Git sen hadi lahana sarması yap. Yaparız. Cheesecake limonlu cheesecake yaptım. Yap hadi. Evet. Benim elemanım arkadaşlar. Evet hala görüyorsunuz 1,5 dakikadır. Bu 1,5 dakika videolu hali. Videosuz hali de var bunun. Ya yani böyle bir teknik kimse de göremedi. 209 var bak sonra 21 var. 209 var sonra 21 var. Yani böyle bir metre. Ama öyle bak 209 sonra 21 işte. Valla. 209, 21. Kocaman bir çizgi 0, 211 var. Bak. Ne bu matematik problemi gibi? Gel. 209 sonra 21 mi var? Gel bak 209, 21. 209, 21 kocaman mi? Bir çizgi. Arkadaşlar inanır mısınız? Dur tut tut geri tut. Gel bak. Şu işte. Çek 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 çek. Şuraya diyor ki Buket. Hani, ne kadar şurası, yakın? Şurası. Nere? 21 nerede? Şu işte şu. 209 yok şu işte şu. Ha, şu arkadaşlar işte. Buket diyor ki şu diyor 209 vardı 21 var. Ne o ya? 210 o 210. Kırmızıyla yazılmış hani arkadaşlar işte. Ustam döner misin ustam bu müthiş zekayı lütfen bu müthiş zekayı bütün Türk halkı bilmeli. Yani arkadaşlar. Bu metre doğru değil o zaman. Bence otobüs yanlış. Otobüs yamuk duruyor. Evet arkadaşlar evet, görüyorsunuz. 2,5-3 yıl sürebilir bu çırakla. Aşk olsun o kadar şey yapıyorum. Bu 2,5-3 yıl sürebilir gerçekten yani çok uzun bir süre. Çünkü ben Buket'e de dedim ki daha yani bir kola içerken dedim hani bir ölç bakayım ne kadarmış dedim işte yarım saattir ölçecek. Oğlum matbak yaptık ya daha ne istiyorsun? Evet yatağımız bitiyor. Çok güzel oluyor. Ben de çıkayım mı? Sen de çıkacaksın mı? Hadi sen artık eve git ya çağı. Yok gitmeyeceğim. Burada oturacağım. Neden burada oturuyorsun artık? Evine git ya. Gitmeyeceğim. Ne yapacaksın burada? Oturacağım. Nerede ben yatacağım? Yapacağım. Nerede yatacağım? Bak öyle yaptım işte. Oo, hadi artık evine hadi. Hadi. Nerede yatacağım peki? Nerede yatacağım? Oraya yatacağım. Ama yatak bitmedi daha bak. Biz gitmiyoruz mu? Duralım mı daha? Dur.
Ne yapalım peki? Oo. Allah. Bir düştü. Üç kere sordu, cevap verdi. Bir düştü. Metre düştü. Bir de çekiç düştü. Dört kere vurdu. Evimizin gitmek istemeyen misafiri. Gitmiyor. Sabahtan beri burada. Git artık ya. Eve gitmiyormuş, gördün mü? Kim o? Eve gitmiyormuş. Sen mi? Yatak orası mı? Yatak orası da bitmedi daha. Nerede yatacağız biz bugün ya? Ya biz nerede yatacağız? Evet. Tuncay nerede yatacağız de? Tuncay nerede yatacağız? Evet. Nerede yatacaksın? Nerede kaldık yatacaksın? Böyle ya. Kaldık böyle ya. Vallahi ya. Nerede yatmak istiyorsun? Söyle bakayım. Ben burada yatmak istiyorum. Üşümez misin gece? Üşümem. Mutlu mu olur? Otobüsün koltuğu niye yapmadık? Yapmadık çünkü. Acaba şurayı senin odan mı yapsak? Senin odan mı yok burada? Odan böyle yapın, ben de geleceğim kapını. Evet, odası bu çocuk gitmiyor artık. Bir odası olsun burada. Kamyon mu? Evet, o da kamyon. Bak buraya ya. Kamyon yapıyor komla. Park etmiş oraya, evine gelmiş. Komla kamyon yapıyor. Ne yapıyor? Kumla döküyor kumla buyu. Evet. Ha evet. Kumlayı döküyor buyu. Evet yatağımız. Burası güzel mi? Çok güzel oldu ya gerçekten yatağımız. Beğenmek. Biz çekeceği istemiyoruz. Tamam otur sen bakayım. Tamam. Yatağımız çok güzel oldu ya. Yerlerimiz de çok güzel oldu. Bu eski laminatlar doğru bir tercih olmuş. Beni el yaptım, gördün mü? Ne yaptın? El yaptım burayı. Evet, çok güzel. Buraya şöyle bir şey yaptık. Biz burayı böyle hareketli. Alt taraf aynen, bagaj. Aynen, geri gideyim. Alt taraf bagaj. Elbise dolabım yani. Ya buketin burası. Ben dedim ellemiyorum sana burayı dedi. Burayı şu kadar açılabilir bir hale getirdik. Çünkü şöyle... Şuraya kadar gelip rahatça işte buradan istediğini alabilsin diye. Evet. Şurası, şu arka taraflar falan var. Yani sünger koyacağız üstüne zaten. Ve gayet sağlam arkadaşlar. Ben de çekeyim buradan. Şu an gördüğünüz gibi. Bıcık! Kime diyorsun? Kim o? Sana diyorum bıcık. Bıcırık diyor bana. Bıcırık? Bıcırık mı? Bıcırık mı bu? Bıcık. Bıcırık. Sen neysin? Bu bıcırıksa sen neysin? Bıcıksın. Sen bıcıksın. Aa sen neysin? Ben de bucuruk. Sen bucuk. Bucuruk dedi bana ya. Hadi bakalım dükkan kapanıyor. Artık bilet, evet. Bilet yok, dükkan kapandı. Haydi bakalım. Hadi evet, çağır, yavaş yavaş gidiyoruz. Hadi çağır. Eşyalarımızı toplayacağız. Hadi eve bırakacağım ben seni. Ben elini aşağı indireceğim seni. Yarın sabah yine hatta alacağım seni, tamam mı? Hop. Bir, yarın sabah hop, yine alacağım seni, tamam iki, mı? İki dedik ve indirdik. Evet, boyam ayarlanıyor. Şu merdiveni boyayacağım. Bir de şurada demir kaldı, onu boyayacağım. Bakın size götürelim. Yukarılarda boyanacak tabii. Ben sana yere kaldım. Merhaba. Nasılsın? Çok seviyorum merhaba. O kadar tatlı ki. Servisle gidiyor. Nereye gidiyor? Okulları oluyor ya aynen. Nereye boyacaksın? Şu demiri var ya, şu kaldı kenardaki. Onu bir de bu merdiveni. O merdiveni boyaman için? Yukarıdan başlayacağım. Yukarıdan bant çekmen lazım. Sen de anlatırsın. Aşk olsun ya, siz de bu kadar mı güvenmiyorsunuz? Onu da biliyorum. Yok ya, bu Buket abla nasıl damlatsın? Size aşırı küstüm ya, hele değiller. Yok ya, Buket abla. Damlatmaz, yok yok. Şunlara bakın ya. Bak fırçan güzel, yumuşak. Çok fazla almazsın, biraz katı yaptım. Senin için çünkü tek katta yapabilesin diye. Tamam fırçan burada. Ben sana hemen bir gazete çekeyim oraya. Tamam. Evi kovalamıştım. İşte evin beyi yerlere boya yapmayayım diye, karavanı boya yapmayayım diye ne yapıyor? O gün şu arka motorlu boyarken biraz yerlere damlattım diye böyle bir çözüm önerisi var. Ne diyor bu gazete? Allah bak gel sen.
Evet, Buket hala oynamaya devam ediyor. Ve gençler, yıllar sonra, yıllar sonra terliğim acı rahmetine kavuştu. Neyse, yapıştır. Sevgilim, biliyorsun bana artık bu terlikten alman lazım. Arkadaşlar ben çünkü hep terlik giyerim. Ya bot ya terlik. Ya bot ya terlik. Bu bot değil. Ya bot. Ya bot. Ya bot. Robotları. Evet, Buket hala boyu. Evet, şimdi kendini, size gösterelim. Kendini evinin boyaması gibi yokmuş ya. Konuşamadım genelde. Aa, bunu konuşamıyormuş. Tuncay abi şu an ne yapıyor? Sen ne, kameraman mı oldun? Evet. Hadi bakalım. Kameraman. Ne yapıyor Buket ablanız, nasıl, iyi boyuyor mu? Boyuyor. Ama birazcık şeye taşımış. Ya iyi ki bak, fırçayı tutuşa bak. Öyle bir fırça tutuş tekniğini bir tek Japon eski ustalarında görürsünüz arkadaşlar. Sözüm ben oradan geldim. Evet. Ben bu sevim burayı boyamayacağım, sen boya, korkuyorum. Kızım bantladım ben, sen boya. Ama yine oluyor. Sarı yer görüyorsan boyama. İşte bu boy- arkadaşlar kameracı olmak çok zor. Elim ağrı. Bırak bakayım, çek bakayım. Tamam, ben onun kenarlarını boyadım, her yeri boyayabiliriz. Bak onun kenarlarını boyadım diyorum, bantladım. Boya gitsin oraları. Ana!